izlediğimiz bütün filmlerde ya da çoğunda hep böyle bir şey vardır ya, böyle hep acı acı acı. Ben onu yapmak istemedim. Yüksel Özkasab'ı Alamanya kardeşimi geri ver şarkısını. Kullanacağımı kullan, mecbur muyum kullanmaya, mecburum. Ya Cem Karaca mesela albüm çıkarmış orada değil mi? Dikanaken diye. Dikanaken ne demek? Küfür demek. Oğlum Küçük Emrah'tan önce Almanya'da işte düğün salonlarında İsmet Topçu var. Öyle mi? İsmet. Kızları anlatıyor, hani Alman kızları, Monika diye bir şarkısı var. Yaşadık, eğlendik ve hala devam eden bir süreç bu yani. Orada yaşıyoruz yani. Hem aşk var, hem Mark var, hem de ölüm var. Merhabalar, O Sinema'nın sunduğu Çok Basit Sorular. Uzun bir aradan sonra Cem Kaya'yla karşınızda, konuğumuz dediğim gibi sevgili Cem. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Yeni filmi Aşk, Mark ve Ölüm. Vizyondan sonra Mubi'de. Festivallerde de olacak galiba değil mi? Bu arada bir İşçi Filmleri Festivali'nde de görebilirsiniz. Ama bugünlerde Mubi'de gösterime girmiş durumda. Şunu da alalım. Şöyle gördüm, dedim sana. Über 2 Millionen türkische Gastarbeiter leben in der Bundesrepublik Deutschland. Weitgehend unbeachtet von den Medien hat sich diese türkische Bevölkerung eine eigene Kultur- und Musikszene aufgebaut, die inzwischen auch kommerziell nicht unbedeutend. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, Cem Kaya'yı belki Arabex'i hatırlayamayabilir izleyicilerimiz ama Remake, Remix, Rip-Off, Motor diye çevrilen Yeşilçam belgeselini hatırlayacaklardır. Biz oradan beri hayranlıyız abi. Aşk, Mark ve Ölüm de böyle bizi gerçekten çok etkiledi. Şimdi Aşk, Mark ve Ölüm de sen bir müzik hikayesi anlatıyorsun aslında ama Almanya'da gelişen, Türkiye'ye paralel ama çok da farklı gelişen bir müzik endüstrisinin, kültürünün hikayesini anlatıyorsun. Fakat baktığımız zaman film bir yandan da bu göçün, orada yaşayanların hissettiklerinin, o yaşam koşullarının hikayesi, o değişimin tabii yıllar içerisinde. Hikaye nasıl başladı? Böyle geleneksel bir giriş yapalım. Neden bu hikaye? Çünkü şeyi de soracağım. Belki bunun için de cevap verirsin. Bu hikayeye dair anlatılar da az. Yani aslında çok verimli bir damar bu. İzlemek isteyeceğimiz bir hikaye. Ama aslında o kadar da az değil anlatılar bence. Bu şeyle başladı. 2014 senesinde arkadaşlarımız Bülent Kullukçu ve İmran Hayat'a Almanya'da bir toplama albüm çıkardılar. Bunun ismi de Songs of Gastarbeiter'ydi ve aslında o zaman bize şeyi anlattılar, ya bakın Almanya'da Türkiye'den bağımsız bir müzik kültürü var burada gelişen. Ve bunun çok çeşitli işte sanatçılar çıkmış bu 60 yıllık, 50-55 yıllık dönem içinde. Ve birden biz böyle şey olduk ya, hani içinde bulunduğumuz için hani bunun ne zaman tarihe dönüştüğünü pek farkına varmıyorsunuz. Ve biz de hani orada bazı şeyleri yaşamışız mesela düğünleri. Ama bazı şeyleri de biz de kaçırmışız mesela. Mesela biz Türkü Ola kaset şirketinin veya Uzelli veya Minareci şirketlerini Türkiye'de kurulmuş şirketler olarak zannediyordum. Oysa ki ben de öyle sanıyordum. Mesela Uzelli Türkiye kökenli sanıyordum. Hani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Kaset dönemini bir şekilde yaşadım. Hani oradan geldiğini bilmiyordum. Ya şimdi un kapanındalar. Metin Uzelli devam ettiriyor. O dönemde Frankfurt'ta açmış ama. Uzelli mesela 70'li yıllarda işte import export olarak açıyorlar. Neyse bu konu işte 2014 senesinde gündeme geldi ve birden Almanya'da bir şey oldu, böyle bir ilgi yükseldi. Hani gazeteler yazdı boy boy ve birden gündeme geldi bu konu ve bir sürü yerden bana geldi. Hani ya işte böyle bir işte konu var, bunu çekmek ister misin diye. Hani yapım şirketlerinden, işte gazetecilerden, başka işte yönetmenlerden böyle bana sürekli geliyordu bunun bilgisi. Sonra 2017 senesinde işte biz başladığımızda şey yaptık. Mehmet Akif Büyük Atalay ve Ufuk Can iki arkadaşımla beraber bunu senaryolaştırdık. Yani kendimiz bir belgesel senaryosu oluşturduk. Onlar da benden bağımsız bu iki filmi, yani ikisi de benden bağımsız bu konuyu işliyorlarmış. Yani öyle bir şey var, bir hype. Şöyle bir şey var. 2021 senesinde Almanya ve Türkiye arasındaki iş alımı anlaşmasının 60. yıl dönümü. Ve işte Alman televizyonları özellikle işte bu yıl dönümleri olduğunda hani o yıl dönümünde işte gösterebilecekleri öyle bunlar tasarlıyorlar önden. O yüzden hani bu konu çok şey. Bir de aynı zamanda tabii Türkiye'de çekim yapamıyorlar artık. Hani öncesinde Türkiye'ye gelip işte burada çekimler yapmak hani çok kolaydı ama
Özellikle Deniz Yücel sonrası. Buraya pek de şey ekip falan gelmek istemiyor yani Türkiye'de. Anlıyorum. Başıma ne gelir gibisinden. O yüzden hani birden böyle budak Almanya oldu. Çünkü düşün 50, bu kutlamanın 50. senesinde, 2011 senesinde ben Arabex'i çektim mesela. Hani o dönemde burada herkes yani İstanbul'da her köşede bir yurt dışından bir şey film ekibi vardı yani. Doğru doğru, artık görmüyoruz o kadar. Ve o dönem işte kültür başkentiyiz, Avrupa kültür doğru. Başkenti vesaire vesaire. İşte art, o yüzden belki de biraz işte Almanya'daki kültüre yöneldi insanlar. Ve sen de karar verdin bu hikayeye girmeye. Evet, 2017'de işte Mehmet Akif ve Ufuk'la beraber olunca dedim tamam beraber yapabiliriz. Çünkü bunun ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu farkındaydım. Diğer filmlerimde çok arşiv görüntüsü kullandığım için. Ve hani baştan ben beraber çalıştığımız yapım şirketlerinde bunu dedim. Ben yani bu minimum 3 sene, maksimum 5 sene. Bir arkadaşımla izledik filmi ikinci izleyişimde. O da bir yönetmen. Dedi ki ya bu kadar şarkının görüntünün telifini nasıl almışlar? Dedik ve o bayağı bir iş olmalı. Çünkü çok fazla materyal kullanıyorsun. Evet şöyle, filme başlamadan bu işin piri kim? Ona baktık. Yani, kimmiş? Ona baktık. Görsellerde Almanya'da Monika Preischl diye bir arkadaşımız var. Hatta orada artık bir şeyi de kurdu. Bir meslek birliği kurdu arşivle ilgili. Arşiv araştırmacıları ve telif ile ilgili bir meslek birliği kurdu. Monika Preischl, Boyce'un bir found footage filmi vardı. Almanya'da çekilen sanatçı Josef Beuys'un bir filmi vardı. Tamamen arşiv görüntüsünden oluşan. Onu mesela bütün telif haklarını ve arşiv araştırmasını yapan insan. Yani Almanya'da Monika Preischl'dan başka kimse tanımıyorum ve Monika, yani tanıyor derken hani bu işi gerçekten bu işi en iyi yapan insan o. Ve Monika bizim arşiv yapımcımız Ufuk'a, beraber yola çıktığımız Ufuk Cam'a böyle bir crash course yani verdi. Hani ona gerçekten bu iş nasıl yapılır? Bu işi nasıl yapılır öğretti ve çok zorlandığımızda yine Monika'ya biz başvurduk. Hani nasıl yaparız, nasıl çözeriz? Peki kolay oldu mu? Yok, zordu tabii. Zor oldu. Zordu, zordu. Bir de müzikler vardı. Müziklerde Türkiye'den bu işin piri var. O da Pelikan Müzik. Pelikan Müzik, Nur Turan ve Selim Kaynak. Onlar burada reklam ve diziler için çözüyorlar müzikleri ve telifleri. Ve onlar olmasaydı bu film gerçekleşemezdi. Yani net gerçekleşemezdi. Bir de onlar için bir gönül işi oldu. Çok beğendiler filmi ve senaryoyu. Hani bize her türlü yardımcı oldular. Ve kendi forslarını da böyle ortaya koydular. İyi ki de olmuş. Yani bu görsel ve özellikle işitsel materyal. Hani sevgili izleyiciler gördüğünüzde filmi görmeyenler anlayacaklar ne demek istediğimi. Ciddi bir şey tat veriyor izleyene. Belgeselde çok özgün karakterlerle karşılaşıyoruz. Yani zaman zaman böyle çok gülümsediğimiz, zaman zaman şaşırdığımız, zaman zaman etkilendiğimiz. Şimdi baştaki İsmet Topçu karakterine sonra geleceğim ama ya bir sürü karakter var işte. Hatay Engin var, işte Emine var. Alman Emine var. Alman Cavidan Ünal var. Cavidan var. Yani sayısız. Bu kasetleri biriktiren Ömer Almanya'dan. Çok iyi. Değil mi? Şimdi biraz da hikayeyi bu kendine özgü sıra dışı karakterlerin varlığı da çok renklendiriyor. Belki Almanya'daki Türklerin hikayesi de böyle sanki. Yani daha çok hani bizim seçimimiz bu tabii. Hani orada sıkıcı karakterler de koyabilirdik. Başka bir film. Kuşkusuz ama o popüler kültürü belirlemişler ya. Bunların her birinin bir rolü olmuş. Önemli insanlar. Yani birisi gazinoda söylemiş, öbürü ünlü olmuş, işte muhabbet öbür türlü olmuş. Cavidan Hanım'ın kendine özgü bir dünyası var. Evet. Belgesel içinde böyle galiba o popüler kültür içerisinde de böyle bir renklilik söz konusu. Hani bir yani, acının yanında. Ya işte böyle ya, şimdi hani gurbetle ilgili izlediğimiz bütün filmlerde ya da çoğunda hep böyle bir şey vardır ya, böyle hep acı acı acı. Ben onu yapmak istemedim. Hani diğer taraftan da yaşadık, eğlendik, çok mutlu anlarımız oldu ve hala da devam eden bir süreç bu yani. Orada yaşıyoruz yani. Yani hem aşk var, hem Mark var, hem de ölüm var. Yani hepsi var. Mark zaten hani Mark'ı da şeyi anlatıyor. Refah seviyesi yükselmiş, insanlarda para var. Zaten büyük bir piyasa doğmuş. Niye? Çünkü 73 sonrası aileler gelmiş. Aileler gelince ihtiyaçlar artmış. İşte sünnetler, nişanlar, düğünler Almanya'da kutlanıyor olmuş. Bunu kutlarken ne lazım? Müzisyen lazım. Başka. Ama müzisyen getirilmemiş. İşte amatör müzisyenler işte sahnelere çıkmışlar. Ya da işte Türkiye'den turneye gelenler kalmışlar.
Hani o ha, bir de öyle var, şeyler öyle şeyler. Var. Cavidan Hanım öyle. Cavidan Ünal, Cavidan Ateş olarak geliyor. Adnan Şenses kadrosuyla Türk Şabazar diye bir gazino var Berlin'de. İşte şu meşhur, evet, meşhur gazino bölümünde anlattınız. Şimdi istasyon olan değil mi? Aynen, şimdi istasyon. O dönem gazinoydu. İşte oraya geliyor Cavidan Ateş ve bakıyor işte kalıyor, aşık oluyor, evleniyor, çocuk yapıyor vesaire. Ve orada bir hayat kuruyor mesela. Yeni bir kariyer de kuruyor. Yeni bir kariyer kuruyor. Ve, ama sahne sanatçısı mesela Cavidan Hanım'ı tanımamamız mesela ya da tanınmaması kaset kaydı yok. Ya yani kaset sanatçısı vardı ya da albüm yapan sanatçı vardı, bir de sahneye çıkan sanatçı vardı. Yüksel Özkasap albüm sanatçısı ya da Asuman Çelikkalp albüm sanatçısı. Onu herkes bilir o albümleri ama bir Cavidan Ünal tamamen sahnedir. O yüzden orada yaşayanlar bilir. Ve bizde hani filmi yaparken olmazsa olmazlar vardır ya, işte Metin Türkösüz olmaz, işte Yüksel Özkasapsız olmaz, Cem Karaca'sız olmaz, işte Bobby Islamic Force'suz olmaz mesela ya da Derdioklar'sız olmaz. Ama araya da işte kimsenin bilmediği, edebiyatta yazılmayan ya da işte tarihe geçmemiş insanları da ön plan çıkarmak istedik. Çünkü bir de orada işitsel bir tarih var aynı zamanda, hani sadece yazılı bir tarih yok çünkü zaten bunu kimse kayıt alıp da almamış. Bir de hani şeyleri düşün mesela, düğün müzisyenlerini düşün, o gruplar iki senede bir değişiyor. Çünkü düğün müzisyeni aslında hafta içinde fabrikada çalışıyor, profesyonel müzisyen değil o. Hafta sonları işte düğünlerde çalıyor, oradan biraz para kazanıyor belki. 2-3 sene sonra da bırakıyor işi, başkaları geliyor. Hani o yüzden onun kaydı yok. Hani orada bir böyle şey, yani kaybolan bir tarihte var aynı zamanda. Evet, çok çok önemli bir şey bu söylediğin. O zaten Cem Karaca, bir şekilde biliyoruz onu. Ama Cavidan Hanım'ı bilmiyoruz. İşte aynen, Hatay'a yeni bilmiyoruz. Değil mi? Onun parçası. Aynen. Ve bir yandan da gerçekten çok özgün karakter. Yani çok, özgün olmasa çok zaten... keyiflendik yani. O kısmını da söylüyor. Özgün olmasa zaten o kariyeri yapamaz yani. Çünkü doğru, sahnede ve sahnede bir şey sunması lazım. Ayrıca mesela şöyle karakterler var. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Orada hani hasret dolu insanlar, işte sanatçıları da özlüyorlar bu arada. Hani o yüzden o gurbet kervanları gidiyor ya arada. Zeki Müren'lere, İbrahim Tatlıses'in gittiği meşhur. Aynen. Şeyler, ama Almanya kendi sanatçısını da yaratıyor. Yani mesela Orhan Gencebay'ın kendi versiyonunu yaratıyor. İnanılmaz. Değil mi? Orhan Gencebay yok, Berlin. Aynen. Mustafa Çetinoğlu. Yani inanılmaz. Ve Mustafa abi de şeydir yani. Gerçekten Orhan Gencebay gibi hani giyinir. İşte bütün şekli Orhan Gencebay'dır. Orhan Gencebay gibi konuşur, Orhan Gencebay gibi söyler ve işte Berlin'de Orhan Gencebay dinlemek istediğinizde Mustafa Çetinoğlu dinlersiniz. Şimdi hani... bir şey soracağım bu noktada. İşte Orhan Gencebay of Berlin, Diva of Europe. Evet. Bunların hepsi böyle de biliniyorlar değil evet. mi? Evet. Aynen öyle biliniyorlar. Peki şeye bir değinelim mi? Şimdi belgesel 3 bölümden oluşuyor. Aşk, Mark ve Ölüm. Başlangıçta bir göçün hikayesini ve yeni bir kültürün orada yeşermesini, o zorlukları görüyoruz. Sonra Mark bölümü çok ilginç benim için. O düğün kültürü, gazino kültürünün gelmesi, orada bir yepyeni bir kuşağın ortaya çıkması. Ölüm tabii son bölümümüz ve orada da bir yabancı düşmanlığı, son dönem, hip-hop'un çıkışı gibi. Böyle üçe bölmüşsün. Güzel, bunu izliyoruz. Ama bir şaşırdım arada, çünkü bir baktım arada bir Cem Karaca bölümü var blok olarak. Kendi kendime dedim ki evet, bak burada kimseye yapılmayan bir şey Cem Karaca için yapılmış. Çünkü çok sanatçı var belgeselde söze edilen, kadraja giren. Fakat Cem Karaca Aşk Mark bölümün içerisinde ayrı bir yere sahip. Kiel entstanden. Ja, also ich bin in Istanbul geboren und für meine Ausbildung, ich habe eine amerikanische Schule, eine College in Istanbul besucht und dort habe ich nur fast westliche Musik irgendwie nur gehört. Dann während mein Militärdienst, ich habe das richtige Musik von meinem Land kennengelernt und das wahre Gesicht meines Landes. Und das hat... Ja, Cem Karaca aslında organik bir şekilde oraya oturuyor bence. Çünkü Cem Karaca'yı, hani Cem Karaca olduğu için değil, yaptığı müzikle beraber değerlendirmeyi seviyorum ben. Ya da öyle değerlendirmeye çalıştım filmde. O da biraz önce bahsettiğim Kanaken albümüyle beraber. Çünkü biz Ford Grave'deki Grave'den, evet Ford fabrikasındaki Grave'den Cem Karaca'ya bağlıyoruz. Ve orada da zaten Grave şarkısı söylüyor Almanca. Böyle olunca hani yine iç içe anlatmayı tercih ettim. Ve tabii ki Cem Karaca'nın bir Almanya dönemi var ve o bir kara kutu aslında. Hani Türkiye'den ve Almanya'da kimse bilmiyor mesela Cem Karaca'nın orada ne yaptı, ne etti. Hani
nasıl bir hayat yaşadı vesaire. Bu konuda kaynak az mı? Az bir kitap var ama yani görsel yoktu aslında. Arşiv görüntüsü yoktu. Biz işte bu arşiv görüntülerini bulunca dedik işte bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Bir de hani Cem Karaca'daki şansımız Alman televizyonu bayağı çekmiş onu. Hani bu da malzeme de bazen biraz da size söylüyor ne yapacağınızı. Hmm. Hani şimdi Aşık Mahzuni Şerif'i ön plan çıkarmak istesem onun Aşık Mahzuni Şerif'i bir görüntüsünü buldum mesela. Hatta filmde var, çok kısa görüyoruz ama hani fazlası yok. Neşet Ertaş'ı anlatmak istesem bir tane görüntüsü var yine. Dükkanda çaldı. Başka bir, yok mu? Ya özel arşivlerde belki bulursunuz. Ama çok zor. Bir düğün hani özel arşivlere girmek zor çünkü kampanya başlatmanız lazım bize. Neşet Ertaş'ta videolarınızı yollayın diye hani öyle bir sorun var. O yüzden hani malzeme olken Cem Karaca'yı anlatalım dedik. Hani tabii ki temsili olarak çünkü oraya giden bir sürü sanatçı var. Hani işte Sümeyra Çakır gidiyor, işte Fuat Saka gidiyor, Melike Demirağ gidiyor, işte Kürt sanatçılar gidiyor işte. Malzeme bolluğundan bir yerde de diğer taraftan da tabii ki Almanca olduğu için. Çünkü bizim filmde bak dikkat edersen yani film boyu gösterdiğimiz sanatçıların hepsi Almanya'yla bir şey içinde, bir iletişim içinde. Yani hep bir referansı Almanya. Metin Türköz Almanya'yı söylüyor işte. Yüksel Özkasap yine Hasret Almanya. Hepsinde var. Hepsinde var. Hip-hop'a kadar var. İstisnasız var. Zaten öyle sanatçıyı ona göre de seçtik yani. Hani bazen eleştiriliyoruz ya şu yok bu yok tamam da ama Almanya ile ilgili şarkısı var mı ya da türküsü olmayınca da hani bizim konsepte aslında uymuyor. Çünkü şu motörde de öyleydi şimdi motör işte Yeşilçam belgeseli değil biz kopya kültürü belgeseli. Evet. Bunu anlatırken de Yeşilçam'ı da anlatıyoruz beraberinde. Bu film de hani Almanya'daki Türkiye'lilerin işte şeyi geniş yelpazede sunulan işte müzik şöleni değil. Yani bu da onun bir konsepti var. O da Almanya'yla kendini ilişkilendiren şarkılar ve türküler yani. O bağlamda gördüğünüzde hani Cem Karaca'yı oraya koymak çok mantıklıca bir şey. Çünkü Almanca albüm yapmış ve oradaki gurbetçilerin dertlerini anlatmış. Senin belgesellerinde şöyle bir şey var. Belgeselde en azından hani Türkiye'de gördüğümüz son dönemde bir kreatif belgesel diye bir eğilim var. Gelenekseli biraz bozalım, artık o röportajdan daha uzak, daha yenilikçi, zaman zaman kurguya, deneysele meyleden bir tarz kendini bolca göstermeye başladı. Bunun şahidiyiz hepimiz. Bunu hani eleştirmiyorum tabii. Çok iyi işler çıkıyor bu şeyde. Fakat geleneksel belgesel hani biraz arkada çok beğenilmeyen, sanki klasik iş, başka bir şey yapmalıyız gibi oldu. Senin filmlerine baktığım zaman ben hem geleneksel kodları kullanıyorsun. Yani röportajlar var, geleneksel bir anlatı yapısı oluyor, bir hikaye anlatılıyor. Çok fazla deneysel şeyler yok ama bir yandan da bunları ileriye taşıyorsun. Dinamik bir kurgun var, yükselen, alçalan, sosyolojik şeyi iç kurguyla özellikle iç içe geçiren, bir yandan da eğlenceli. Yepyeni bir şey oluşturuyorsun o kodları kullanarak. Biraz bu yönteminden, belgesel anlayışından konuşalım mı? Bu benim ilgimi çekiyor. Hı-hı. İzlemesi de çok keyifli. Hı-hı. Ek olarak. Ya ben mesela motorden örnek vereyim. Ben motor yaparken önce bir 3 sene, 5 sene bir tez yazdım onunla ilgili. Diploma teziydi aslında bu. Sonra işte onunla beraberinde bir master tezi işte oluştu. Yani akademik bir çalışmadan çıktı diyebilirim. Ondan sonra işte bunu... Bu işi tamamen kavradıktan sonra, işte yüzlerce film izledikten sonra vesaire vesaire bunu senaryolaştırdım. Yani ilk böyle çıktı. Sonra Arabex'i iç içe çektik biz bu iki filmi. Arabex'i yaparken de yine bunun altyapısını iyi öğrenmemiz gerekti. Çünkü zaten çok tartışmalı bir konu Türkiye'de. Hani böyle nasıl diyeyim, ufak bir araştırmayla giremezsiniz bu konuya. Bu aşmak bölümünde de aynısı yani. Bu sadece okuma, arama ve yazma süreçleri 11 ay, bir seneye yakın sürdü mesela. Hani bunun tahmin ediyorum. Bu araştırma, o altyapıyı ben çok titiz yapmaya çalışıyorum çünkü böyle olunca anlatıya konsantre olabiliyorum. Artık ne anlatacağımı değil, nasıl anlatacağıma konsantre olabiliyorum. Çünkü şey yapmışım, içselleştirmişim konuyu. Bu hani benim yöntemim bu aslında. Hani önce konumun piri olayım.
Elime su dökülmesin. Dökülemesin hani. Ya da eleştiri geldiğinde... Burada hani, tamamım. Bunları söylemem yok. Çok detaylı. Ha işte. İyi ama, çalışılmış işler. O, ama önemli işte. O titizlikten bahsediyorum. Bunun altyapısı bu. O olmazsa diğeri olmaz. O anlatı olmaz. Hı-hı. Hani senin soruna işte o yüzden oradan başladım. Önce konunu gerçekten o kadar iyi bileceksin ki... sonra bunu anlatırken neyi çıkarabilirim? Neyi eğlenceli, neyi işte daha... nasıl diyeyim, duygulu anlatırıma konsantre olabilirsin. Hani böyle bir şey var ve benim geçmiş, ben senelerdir müzik videoları ve reklamlar kurguladım mesela. Hani benim asıl işte ne diyeyim, ekmek teknem aslında işte bu sektöre çalışmaktı ve orada şunu hep gördüm. Ya çok kısa zamanda hikaye anlatımını, onun pratiğini yaşadım aslında ve hep uyguladım. Yani reklamda 30 saniyemiz var. Mesela müzik videosunda 2,5 dakikamız var. Hani bir şey anlatmak için. Ve sürekli ben yönetmenlerle, beraber çalışıyorum yönetmenlerle, sürekli ya şu sahneye çıkarsak. Hani zaten o... Biraz daha tempo. Yani mesela... Kompak. İşte yönetmen de diyor ki ya işte buna çok para harcadık. Ya bunu çok zor koşullarda çektik. Hani orada onun gönlü oradadır ya. İşte editör de der ki tamam da hani işimize yaramıyor bu. Hani bu gitse olacak mesela. Hani o pratikten geldiğim için hani kendimde de bunu uygulayabiliyorum bazen. Hani o hikayenin özüne inmek gibi bir şey var ve hep bunu düşünüyorum bir hikaye anlatırken. Tamam, çok uzun hikayeler anlatıyorum ve çok kısa zamanda anlatıyorum bunları ve o yüzden hikayeleri böyle kısa kısa anlatmam lazım. Çok böyle kolaj, pastiş bir şeyle, bir yöntemle. Bunu yaparken de işte bu hikayenin özüne ne kadar inerim? Hani ne kadar en minimal nasıl anlatırım? O en minimali anlattıktan sonra da ben bunu nasıl duyguya çeviririm? Yani o bilgiyi seyirciye öyle bir vermelisin ki oradan bir haz almalı. Hani bazen işte komiklik yaparak olur, bazen işte bir inanılmaz bir arşivle olur bu, bazen çok renkli karakterlerle olur vesaire. İlk filmlerimde şöyle hatalar yapmıştım mesela. Her şeyi anlatmak derdinde olup işte oraya akademisyeni oturtup işte kitaptan okur gibi konuşan adam ya da kadın şeyi vardı ve orada şeyi anladım, orada insanlar sıkılıyor. Yani film dediğimiz mecra buna müsait değil aslında. O yüzden daha eğlenceli bir dil seçmeye başladım. Hatta şunun pahasına, her şeyi anlatmama pahasına. Çıkar. Hani o detayı çıkar, o hani ilgisini çeken araştırır. Ya da bunu işte ben ne bileyim şey DVD'deki ekstra sahnelere koy ya da işte sosyal medyaya sonra koyarsın vesaire gibi. Hani özünü anlat ve ilerle gibisinden bir mantıkla çalışıyor. Büyük bir yapı kurup aslında çıkara çıkara, değil mi, daha kompakt bir hale gitmeden bahsediyor. Ya benim filmlerimde aslında filmde olan değil olmayan çok daha önemli. Hani çalışma tarzım öyle. Hani çıkar. Çok çıktı mı? Çok çıktı. Öyle mi? Tabii ki İsmet abi. İsmet Topçu. Çok önemli. Filmi açan ve kapatan, şimdi spoiler vermeyelim, müthiş bir kapanışa sahip film. Böyle bir şaşırıyorsunuz yani sonunda. Ben çok şaşırdım. İsmet abiyle kapanıyor. Neden böyle bir şey yaptın? Çok da söylemeden anlatalım ya ki keyfi işte, kaçmasın. Tamam, keyfi kaçmasın. Spoiler. Bu arada müthiş bir savcı. İşte onu demek istiyorum. Önce bir onu belki anlatsak. İsmet Topçu kim? İsmet Topçu Bielefeld'de yaşıyor. Ve 90'lı yıllarda çok önemli bir bağlamacı. O bağlamasını değiştiriyor. 3 telli bağlamayı 4 telli yapıyor. Ve şeyleri, notaları da değişiyor. Yani farklı şey yapıyor. İşte ben müzisyen olmadığım için terimleri bilmiyorum. Hani neyse işte. Ben de bir şey. Şuraya bir bas koyuyor mesela. Ve şu baş parmak onu elimine ediyor. Yani hani bağlama baş parmakla çalıyor. Onu istemiyor. Şöyle çalmak istiyor. Anladım. Ve çok ufak yaşta babası ona klasik bir gitar eğitimi sağlıyor ve düğünlerde çocuk müzisyen olarak aslında çıkıyor. Yani aslında Küçük Emrah'tan önce Almanya'da işte düğün salonlarında İsmet Topçu var. Küçük öyle İsmet. Adında fotoğrafları var. Evet, söylüyor, ben düğün salonlarında öğrendim bu bağlamayı diye. Aynen ve o işte hiçbir şey, başka bir şey yapmayıp bağlamasına gerçekten şey, yani günde 8, 10, 12 saat çalışıyor ve inanılmaz bir sound çıkıyor oradan. İşte bağlama için farklı besteler yapıyor ya da işte operalar yazıyor vesaire vesaire. Çılgın bir adam. Orhan Gencebay çalıyor. Hatta Orhan Gencebay'ın bir görüntüsü var. Bir özel televizyona çekilmiş mesela. İşte arkada koro var mesela. İşte diğer
Saz heyeti var. Önde Orhan Gencebay ve yanında İsmet Topçu oturuyor. Mesela hani öyle bir ayrıcalığı var İsmet abinin. Nasıl buldunuz İsmet abi? Ben tanıyorum İsmet abi. Ha öyle. Yıllar önceden. Arabeksi çekerken ben İsmet abiyle zaten şey çekim yapacaktım. Ben Arabeksi izlemedim. Onda var mıydı? Yoktu işte. Onda yoktu. Yoktu ama bu filmde gördüğümüz sanatçıların %80'ini ben Arabeks döneminden tanıyorum. Çünkü o dönem gitmişim, çekmişim. Muhabbet dahil, Cavidan abla dahil, Ömer Almanya'dan zaten ben de kaset topluyorum mesela. Ben kasetlerimi Ömer abiden alıyordum. Oradan tanışıyoruz biz aslında. Böyle bir şey var. Böyle uzun yıllara yayılan bir şeyimiz var. Bir hak, hukuk var aramızda. O yüzden zaten o samimiyet. Hep böyle mi giyiniyor filmdeki? Efsane. Evet. Hep öyle giyiniyor. Gerçekten. İnanılmaz. Şeydi, o arkadaki tabloyla uyumu çok iyi bir kıyafetli. Evet, evet. Ve sonra İsmet abinin hayalini gerçekleştirdi. Evet. Anladığım kadarıyla. Aynen. O, orası spoiler olur söylemeyelim ama çok güzel bir şey film. Teşekkür ederim. Belki de herkesin hayali de biraz filmdeki bütün sanatçıların bir şeyi var. Yapabildiklerini böyle gurur duyarak gösteriyorlar filmdeki röportajlarda. Öte yandan da belki de daha çok şey yapmak da istiyorlardı. Ama o, İşte bu, evet ama bu Yeşilçam filminde de öyle yani Çetin İnanç diyor ya işte hani ben istediğimi hiç yapamadım oysa ki bayağı bir şeyler yapmış. Bu hissediliyor evet. Ha, evet ve orada bir hani bir de şöyle bir şey var bu hikayeler hiç anlatılmamış. Yani biri gelip de hani sormamış o yüzden içtenlikle anlatıyor insanlar. Hani ya bak sonunda birisi geldi sordu ve hani biz de hikayemizi anlatabiliyoruz. Bunu İyi ki sormuşsun sevgili Cem. Çok güzel bir iş çıkmış ortaya. Çok sağ ol. Evet çok eğlenceli. Zaman zaman çok hüzünlü. Zaman zaman gerçekten bilmediğimiz şeyleri öğrendiğimiz ve çok tempolu, çok güzel bir belgesel Aşk Mark bölüm. İyi ki yapmışsın. Ben seyircilerimizi tekrar Mubi'ye davet ediyorum. İşçi Filmleri Festivali'nde de görebilirsiniz. Eminim daha birçok mecrada da karşımıza çıkar ileride. Devam ediyor değil mi filmin? Dolaşımı devam ediyor. Aşk, Mark ve Ölüm efendim. Kaçırmayın diyoruz. Cem Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Ve bir sonraki işin de şimdiden meraklı bekliyorum. Ben de bekliyorum. Belki bir şey dersin diye sordum. Yani işte ben bir 5 sene 7 sene beklersin yani. Onun şeyi yok yani bunun kısa yolu yok. Sevgili seyirciler bunun kısa yolu yok. Haklı. Biz size sevgilerimizi iletelim buradan. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle. Vallahi ya, film içinde, röportaj içinde. Ha, süper. Oldu mu her şey? Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Millette para var. Görebiliyordun yani. Berlin'de öyle bir tane şampanya tek bir şişe açılmaz. Kartonlarla gelir. 5 karton, 10 karton, 15 karton.